Merhabalar Kemal abi. Şu anda Altı Nokta Köyler Derneği Tekirdağ Şubesi'ndeyiz. Kemal abi burasının başkanı. Ondan hem Altı Nokta hakkında hem de görme engellilerin hakları, kabartma hissedilebilir zemin ve görme engellilerin eğitimi hakkında tecrübe ve deneyimleriyle bilgisine başvuracağız. Nasılsın Kemal abi? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Mucizem kanalı güzel şeyler yapıyor. Kutlarım Selvi Hanım. Altı Nokta'nın Tekirdağ'da kuruluşunu Mutlu Kent'in Gözleri Kitapların Sesleri projesiyle altın madalya kazanmış bir projeyle başlandı. Kalkınma Ajansı destekli bir kütüphane kuruldu. Seslendirme kabini vardı. İlk eğitimlerimizi orada aldık. Eğitici yetiştirdiler. Burada yapılan eğitimlerden sonra görme engellilere Braille yazı kursu verecek eğitmenler yetiştirildi. Formasyon alarak iki arkadaşımız bu konuda başarıya ulaştı. Birisi Nimet Platin, bir tanesi Fulya Yıldız. Bize eğitim veriyor, halk eğitim destekli. Ama ne yazık ki bu projede kurulan görme engellilerin mutluluğu olacak Mutlu Kent'in Gözleri Kitapların Sesleri projesiyle açılan kütüphane şu anda atıl durumda. Orada bir sürü teknolojik cihaz vardı. Engellilerin kullanımına uygun bir şekilde üretilmiş o cihazlar şu an ne oldu? Ne o cihazları koyacak yerimiz vardı, ne de bize teslim edecek kurum. Üç proje ortağı vardı. Bir tanesi Süleymanpaşa Belediyesi, bir tanesi Tekirdağ Anadolu Lisesi, bir tanesi de Engelsiz Yaşam Derneği. Bu üç katılımcıyla hazırlanan projede İl Alt Kütüphanesi Namık Kemal İl Alt Kütüphanesi talep ettiğinde belediye karşı çıktı. Namık Kemal Üniversitesi bu kütüphaneyi talep ettiğinde Tekirdağ Anadolu Lisesi karşı çıktı. Belediye talep ettiğinde Engelsiz Yaşam Derneği karşı çıktı. O zamanlar kaç paralık bir projeydi bilmiyorum. Son sistem teknolojilerle görme engellilere alınan bu kütüphanedeki envanter malzemelerin hiçbir tanesini bizim görme engelli arkadaşlarımız kullanamadı. Bildiğim kadarıyla oraya özel bir bina yaptılar ve milyonlarca belki de para harcandı oraya. Çünkü hepsi özel cihazlardı. Özel getirilmiş bir kabindi ve özel orada printer makinesi vardı. Kabartma yazı basımı için kullanılan ayrıyetten bir makine vardı. Hepsi şu an onların bizim kullanımımız dışında boş boş duruyor anladığım kadarıyla. İl veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir okulun kullanılmayan bir bölümünde depoya alınmış. Tozlanıp çürüyecek anladığım kadarıyla. Eğer ki Altı Nokta Körler Derneği'ne, görme engellilere duyarlı olan Büyükşehir Belediyesi veya ilçe belediyesi burada bize 3+1 gibi bir yer verirse onların tümünü talep edeceğiz dernek olarak. Neden mi? Aynı zamanda bizim dernek olarak yere ekstra da ihtiyacımız var. Farklı eğitimleri görme engelli üyelerimize aldırttırmak amacıyla da. Yanılıyor muyum mevcut abi? Mevcut binalarda ancak Braille kursu açabiliriz. Ama örneğin Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak projelerde istihdam kaynaklı, örneğin Büyükşehir Belediyesi'nin onurla gururla açtığı Engelsiz Aşevi, Engelli ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi var. Aşevi. Hı hı. Ergene Sağlık Mahallesi'nde. Bu Büyükşehir Belediyesi'yle açılan projede burada gastronomi eğitimleri verilerek her engel grubundan kişilere aşçılık kursu açılarak orada üretilen tüm yemekleri hem engellerin rehabilitasyonu hem mesleki eğitim verilerek istihdam garantili sosyal güvenceleri olsa, devlete yük gibi görülen engellilerin günümüzde üretmek için ne kadar hayatlarından ödün verdiklerini görseler ne olur?
Çok güzel olur bence. Hem atölyeler falan da kurulsa, engelsiz kafelerle iş istihdamı sağlansa, bu projeler bazı şehirlerde yapılıyor abi bildiğim kadarıyla. Tekirdağ'da ama yok. Tekirdağ'da Sadi Bozbaş diye bir koordinatörün önderliğinde Trakya Engelliler Kooperatifi kurulmak için çalışmalar yapılıyor. Ama şöyle bir olay daha var. Biz engellilerin birilerine malzeme olmasındansa, konu mankeni olmasındansa, olayların tümünün içinde olarak kişilerden gelişmeler hakkında doğru bilgi alabilse, hangi aşamadayız, Bakanlar Kurulu bu konuda Ticaret Bakanlığı ne diyor, kooperatifleşme adına neler olur, neler. Er engellinin yöresel açıklaması olabilir. Der ki ben A derneğindeyim fakat Mardinliyim. Mardin'de yöresel ne var? Bu var. Bu engeller kooperatifiyle o yöreden o mal tescilli olarak, kaliteli olarak vatandaşlara iletilse veya Bingöl balı mı meşhurmuş? Bu mal patentle o derneklere, oradaki engelli derneklerine gelir sağlayacak şekilde pazarlansa, Efsane üretimi olur. yapılsa ne olur? Çok güzel olur. Peki şöyle bir algı var ama dernekler hakkında. Dernekleri dileniyor ya da birilerinden para koparma peşinde olarak algılayanlar ve bu sebeple engellilerden ve dernekleri dilenci yerine koyarak uzak duran bir toplumda bir kesim var. Bunlara dernekler hakkında ne söylemek istersin? Şunu söylemek isterim. Altı Nokta Körler Derneği 5 sene önce Tekirdağ'da kurulurken 1950 yılında kurulmuş 74 yıllık bir geleneği, markası tescilli olan Altı Nokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi şunu dedi. Dilenen değil, direnen olmak için, üreten olmak için varsak bu yola çıkalım. Yeni olan üyelerimizin tümüne bu sloganı veriyoruz. Üreten bir güç olabilmek için, kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz için biz dilenmeyeceğiz, Bizim direneceğiz. aidatımız ne kadar? Yıllık 6 TL. Çok pahalı değil mi Kemal abi? Evet, şu anda Nasıl ödeyeceğiz bilmem. 50 üyem var. Aslen 49, ben 50 diyorum ortalama. Bu görme engelliler bizde sadece oy kullanabiliyor, tüzüğümüz gereği yönetimde olabiliyor. Fare üyelerimizde bu 85, 87. Fare üyeler aidat vermek zorunda değil. Bu 50 üyenin tamamı aidatını yıllık ödese kaç para yapıyor? 6 kere 5, Şimdi 30, matematiği 300 bir bin lira. kenara bırakıp Kirayı bile ödeyemez. kimseden zorunlu bir şekilde para talep etmediğimizin altını çizmek istedim. Asla ve asla. Şimdi ben kaldırımlarda bulunan kılavuz yollara ve kabartma hissedilebilir zemin ve erişilebilirlik konusuna değinmek istiyorum. Engelliler için bu konularda söyleyecek bir sözün var mı? Tekirdağ'da bu hissedilebilir zeminler ben gördüğüm kadarıyla çok az, hatalı ya da hiç yok. Ben ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi olan Tekirdağ belediye başkanlarından özellikle talebim şudur. Hissedilir yollarımızın kanunen burada olması gerekiyor. Neden mi? Erişebilir bir çağda yaşıyoruz. Bir görme engellinin bağımsız hareketiyle toplumun içinde olması hiç kimseye rahatsızlık vermez. Aa şu köre bak, ne işi var dışarıda, kimse demez. Demez. Bizim toplumumuz o konuda duyarlı. Evet, hissedilebilir zeminde kalmıştık abi. Bazı yerlerde yetersiz, bazı yerlerde hiç yok ya da hissedilmiyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri çevre düzenlemesi altında bulvar, cadde ve yollarda yaptıkları düzenlemelerde var olan görme engelli yollarımızı dahi kaldırdılar. Bu nasıl bir empati bilmiyorum. Bir görme engelli kılavuz yollarıyla yaya geçitlerini bulabiliyor. Bir görme engelli sosyal hayatın içinde olabiliyor. Neden kaldırıldı? Diyor ki rampada var ya,
Ondan sonra beni diğer yaya geçidine götürecek kılavuz yolum nerede? Empati nerede? Burada bu yollar düzenlenirken hakikaten gözü görenler için büyük güzellik olabiliyor. Ama şöyle diyorum ben de, onlar yolunu zaten buluyor. Onlar yol bulmak için çevre düzenlemesi yaparken bizi niye yolsuz bırakıyorlar? Bizim yasalar gereği 9. Avrupa Birliği uyum yasaları 9. maddenin 5378. bendine göre kılavuz yollarımız olmalı ki bir görme engellinin kendi yolundaki düzenlemede istediği için belediyenin birine kesilen bir ceza var. Bizim belediye başkanlarımız, belediye meclislerimiz bu konuda niye duyarsız? Ceza mı yemek istiyorlar yoksa bizi görmezden mi geliyorlar? Bizi görmezden gelip empati yapmıyorlar mı? Acaba hangisi? Ama şöyle bir olay var. Geçtiğimiz 15'inde bizim Dünya Beyaz Baston Farkındalık Günümüz vardı. Hı hı. Bize bir bağışçımız 50 baston aldı. Ne güzel. Acaba bunları görme engellilere vermektense, bizi yolsuz bıraktılar ya, götürüp belediye başkanlarına hediye mi etsek? Çok mantıklı. Belki onların işine yarar bizi yolsuz bıraktıkları için. Neyse, bu konuyu bu katta bırakalım. Gereken mesaj gereken yerlere az çok iletiliyor diye düşünüyorum böyle kanallar vasıtasıyla. Biz gelelim Braille yazı, kabartma yazı ve görme engelliler için eğitime. Bu dernek bu eğitim konularının ne kadarında var? Neler yapabiliyor Braille yazı ve eğitim konusunda? Braille yazı ve eğitim konusunda görme engellilerimizin ilçeler bazlarında değişik yerleşim yerlerinde olduğundan bir araya toplanıp eğitim veremiyoruz. İki dönem merkez ilçemizdeki öğrencilere kurs verdik. Şöyle bir şey Kemal abi, sadece mesela Braille yazı alanında düşünmemek lazım. Müzik eğitimi, saz, gitar gibi, işte yerimiz olsa mutfak eğitimi dedik. Bunların aslında hepsinin teminatı bir yer sorunumuzun çözülmesiyle daha kolay çözümlenebilir. Hem atölye, hem bu Braille yazı sınıflarının kurulumu, hem de yani ürün üretip yani takı falan yapımı gibi atölyeler yapılabilir. Müzik sınıfları kurulabilir. Sadece bizim düzgün bir yere ihtiyacımız var. Halk eğitimin işbirliği içerisinde hem Braille yazı hem de belediye işbirliği içinde gerekli şehirlere araç göndererek engelli aracı temin ederek katılmalarını sağlayabiliriz. Yapılamaz mı böyle bir şey? Yapılır. Kooperatifleşerek tüm engel gruplarının ve ailelerin katkılarıyla açılacak atölyelerde yapılan üretimler hatta internet üzerinden dünyaya dahi pazarlanır. Ben teknoloji özürlüsüyüm aynı zamanda. Bilgisayar kullanmayı dahi bilmiyorum. Ama bunlar son günlerde Instagram mı deniyor, Instagram mı deniyor? Evet, Instagram şu sıralar çok popüler, çok burada kullanılıyor. Burada yapılan satışlardan birçok kişi aile ekonomisine katkısı olabiliyor. Evet, en ev hanımları yapıyor. Çıkan bir yasayla 3000 lira gelir elde edenlerin beyanname bile vermesine gerek yok. Evine sağladığı katkılardan dolayı diye gelir elde edenler için bir yasa çıkmıştı. Bunu bizim kaçımızın haberi var bilmiyorum. Yok. Yani birçoğumuzun yoktur ve bu konularda gerçekten daha kolaylıklar ve derneklere de bu iş istihdamı yönünden kolaylıkların sağlanması ve önümüzün açılması gerektiğini düşünüyorum. Peki Mucizem kanalını açmadan önce ben seninle tanıştım. Ben de az görüyorum. Az gördüğüm için, kendi engel durumum olduğu için de bu kanalı açtım özellikle. Beni ilk tanıdığın zamanlarda ben nasıl birisiydim? Benim dışarıdan bir gözle beni anlatır mısın? 9 sene önce Selvi Hanım'ı ilk tanıdığımızda annesinin kolunu bırakamayan bir lise öğrencisiydi. Ve annesi de sosyal hayatın içinde olduğunu hissettiği an başına bir şey gelir diye sürekli onun kolunda geziyordu. Selvi Hanım bu konularda çok büyük aşama kaydederek şu anda Mucizem kanalında olduğu gibi çeşitli farkındalık etkinliklerini gündeme taşıyarak çok aşama kaydetti. Başta kilolarından, sonra hayata bakış açısından, sonra insanlar hakkındaki düşüncelerindeki gelişim
gözleniyor. Bak, ikinci üniversiteyi mi okuyorsun? İkinci üniversite bitti abi. Peki annemle alakalı, annem benim çok tutucuydu. Annen senin kolundan çıkmazsa annene ne yap diye bana öneride bulundun. Artık son bunlara değinelim ve bitirelim. Annesi kolunu bırakmıyordu. 18 yaşını aldığı gün, bak kızım sen artık büyüdün, 18 yaşındasın, oy kullanma hakkında var, annene dava açma hakkında var. Ki yapacaktım da eğer beni bırakmamakta ısrar etselerdi. Düş şu kızın kolundan diye annesine tepki gösterdim. O da üyemiz, Fahri üye. İnanır mısın 3 sene benimle konuşmadı. En fazla merhaba merhaba yapmıştır ama çok, gerçekten ona dava açacağım diye çok böyle korkmuştu. Anne yüreği doğal bir şey. Ama iyi ki de birazcık zoraki bir şekilde, iyi ki de bu cümleler, bu konuşmalar aramızda geçmiş ki ben bugünlere gelmişim. Sizlerin katkıları benim eğitim ve gelişimimde, dernek olarak ve bütün benim gibi görmesinde problemi olan arkadaşlarımın katkısı gelişimimde çok büyük. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerin de desteğiyle, değerli bilgileriyle Mucizem kanalı büyür ve sizler gibi engelli arkadaşlarımın sesi olur. Kısaca ve net, 1950 yılında kurulup dünya genelinde markalaşan ismimizin tescillenmesini de talep ediyorum Altı Nokta Körler Derneği adına. Böyle gündem değiştirmek için veya da farklı düşündüğümüzden dolayı isim hakkı saklı tutulmalı ve değiştirilmemeli. Ben bunu öneriyorum. 1950 yılından bu yana 74 yıldır engellilerin her türlü varoluşuna temel taşı olan ve önderi olan Görme Engelliler Derneğimiz, Körler Derneğimizin ismi Altı Nokta Körler Derneği'dir. Genel merkezimiz Ankara'dadır ve 34 şubemiz var şu anda. Bunun 81 ilde olmasını da diliyorum. İnşallah olur. Yeni, genç, dinamik arkadaşlarda fikir ayrılığı olabilir ama zikir aynı olmalı. Engelli hakların savunucusu olmalılar. Kesinlikle. İsime takılı kalmamalılar. O zaman ne diyoruz? Bilginin yayılması için bu videonun bol bol paylaşılarak kanala beğeni, yorum ve aboneliklerle, bu videonun paylaşımıyla desteklerinizi rica ediyoruz ki bilgi farkındalık, doğru bilgi her yerde duyulsun, yayılsın. Kendinize iyi bakın. Hocam kanalı teşekkür ettik. Ben de teşekkür ettim.